burada sizlerle birlikte ve Tekirdağ'ın gelişmesine katkıda bulunacak bir faaliyetin içerisinde olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Çünkü Tekirdağ için atılacak her adım Avrupa'dan Asya'ya gücümüzü taşıyacak bir adımdır. Geçen yıl COVID-19 salgını tedbirleri sebebiyle ancak çevrim içi gerçekleştirilebilen ve benim de video konferans aracılığıyla katılabildiğim fuarın bu yıl tekrar yüz yüze gerçekleştirilmesinde ayrıca memnuniyet duyuyorum. Değerli misafirler, geçen yıl düzenlediğimiz çevrim içi fuardan firmalarımız önemli tecrübeler edindiler. Elektronik ticaretin genel ticaret içindeki payı hızlı bir şekilde artıyor. Geçen yıl %8'ler düzeyine ulaştı. Bu sebeple gelecek vizyonu olan şirketlerimiz için dijital ortamda tanıtım, pazarlama ve satış yapmak çok önemli hale geliyor. 2020 yılında internet üzerinden yapılan ticaret hacmi 136 milyar liradan 226.2 milyar liraya yükselmiştir. Bundan sonra da internet üzerinden yapılan tanıtım ve satışların hacmi artarak devam edecektir. Benzer durum diğer ülkelerde de %26'lık bir artışla 4 trilyon 300 milyar dolara ulaşmıştır. Bu hacmin bu yıl 4 trilyon 900 milyar doları aşması beklenmektedir. Şirketlerimizin gelecek planlama ve yatırımlarını bu gerçekleri dikkate alarak yapmalarını çok önemli buluyorum. Değerli hemşerilerim, katılımcı firma sayısının artması, fuara ilginin arttığını ve fuarın giderek kurumsallaştığını göstermektedir. Trakya bölgesi ve özellikle Çerkezköy, özellikle coğrafi konumu, gelişen sanayisi ve insanımıza sağladığı yüksek hayat standartları sebebiyle cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu durum özellikle nüfus ve göç hareketliliği olarak kendisini göstermektedir. 2020 yılında Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı 5.5 iken Tekirdağ'da yıllık nüfus artış hızı 24 olmuştur. Tekirdağ nüfus artış hızı sıralamasına göre 81 il arasında birinci sırada yer almaktadır. Tekirdağ'da en çok göçü yüz ölçümü en küçük ilçesi olan Çerkezköy almaktadır. Bu göç ve nüfus artışının ileriki yıllarda da devam edeceği anlaşılmaktadır. Zira gelişen Çerkezköy sanayinin ve hizmet sektörünün kalifiye eleman ihtiyacı da giderek artmaktadır. Değerli misafirler, Türkiye'nin son 20 yılda hem altyapı yatırımlarına önem vermesi hem de uyguladığı sürdürülebilir kalkınma ve yatırım programları meyvelerini vermeye başlamıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre son 12 ayda 212.2 milyar dolarlık ihracatla 211 milyar dolarlık yıllık hedefi aşmış bulunmaktayız. Aylık bazda ise 20 milyar dolarlık ihracat hedefine yıl sonu itibariyle ulaşılacağı anlaşılmaktadır. Elbette bu artışta Trakyalı ve Çerkezköylü sanayicilerimizin çok ciddi katkıları bulunmaktadır. Trakya'nın ve Tekirdağ'ın mütevazi tavrı Türkiye ekonomisindeki büyük yerini görmeyi zaman zaman engelleyebilmektedir. Ancak bizler biliriz ki mütevazilik bizatihi büyüklüğün göstergesidir. Türkiye ihracat rakamları değerlendirildiğinde Tekirdağ ilimiz 2017 yılında 20. sırada yer alırken 2021'in ilk 9 aylık ihracat rakamları baz alındığında 16. sıraya yükselmiştir. Özellikle Çerkezköy Endüstriyel Fuarı gibi organizasyonların Tekirdağ'ın sıralamada üst sıraya çıkmasına katkı yapacağına inanıyorum. Korona salgını hızlı bir şekilde yayıldığı için sağlığımızı tehdit etmesinin yanı sıra ekonomik zorluklarla mücadeleyi de zorunlu hale getirmiştir. Türk sanayisi iş dünyası da bir nevi kendi kabiliyetini ve kapasitesini bu süreçte test edebilmiştir. Bu çerçevede son günlerde tartışılan 10 büyükelçi bildirisiyle ilgili konuya da değinmek istiyorum. Meseleyi bütün boyutlarıyla ve doğru bir şekilde ortaya koymamız lazım. Türkiye'deki hukuk sistemi, yargılamalarla ilgili olarak içeride ve dışarıda birçok kişinin, kurumun, devlet resmi organlarının, akademisyenlerin yaptığı yorumlar ve eleştiriler var. Bunları doğru bulmasak da bu tür eleştirileri biz anlayışla karşılıyoruz.
itiraz buna değildir. Nitekim bu bildiride de yapılan eleştiriler var ama onun dışında üzerinde durulması gereken çok önemli bir husus var. Yapılan eleştirilere de gelince Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararına uyulması yönünde bir Türkiye'ye telkinde bulunuyor. Bu ülkeler arasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmayan üç ülke de var. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Yeni Zelanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf da değil. Bu sözleşmeye uyma konusunda onların bir sözünün, bir değerlendirmesinin olması bir kere çok enteresan. Konuyla ilgileri yok, konu dışı. Bildiğiniz üzere Trakya'nın ilk ve tek endüstriyel fuarı olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nı bu sene 5.sine gerçekleştiriyoruz. Geçen sene yaşanan Covid-19 salgınına rağmen 4. fuarımızı online olarak gerçekleştirmiştik. Online fuarı gerçekleştiren ilk ve tek oda olmayı da başarmıştık. Türkiye Odalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Sarıçlıoğlu'nun da geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmalarında ifade ettiği gibi biz hiçbir zaman umutsuz olmadık. Bu zamana kadar yaşadığımız pek çok sıkıntılı sürece nasıl başlıysak, pandemi sebebiyle tüm dünyayı kasıp kavuran ekonomik sıkıntıların da Türk özel sektörü olarak üstesinden geleceğimize ve sıkıntıların hepsini aşarak iradeye ve imkana ülke olarak sahip olduğumuza inandık. Sanayileşme özellikle ekonomiyi olumlu yönde etkilemekte, ülkelerin bütçesini dengelemektedir. Sanayileşmeyle birlikte tüketime oranla artan üretim, ekonomik faaliyetlerde pozitif bir etki oluşmasına sebebiyet vermekte. Sanayi işletmelerinde ham madde işlenip endüstriyel bir ürün ortaya çıkartarak katma değere dönüştürülüyor. Bu yüzden sanayi sektörü ülkeler için en önemli kalkınma aracıdır. Sanayisi gelişen ülkeler, ülkede biriken sermaye sayesinde diğer alanlarda da yatırımlar yaparak hızlı bir şekilde kalkınırlar. Tekirdağ, ülkemizin en gelişmiş ve en kalabalık bölgesi olan Marmara bölgesinde yer alması, Marmara'ya ve Karadeniz'e sokulması, dünyanın sayılı metropollerinden biri olan İstanbul'a komşu olması, ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı konumunda bulunması gibi sebeplerle coğrafi ve jeopolitik açıdan stratejik önem ve avantajlara sahiptir. Çerkezköy son 5 yılda büyüme hızı Türkiye ortalamasının en az 2-2,5 katı büyüyen, pandemi döneminde dahi %6,5 nüfus artışını gören ve bölgesindeki 3 sanayi kuruluşuyla Türkiye'ye çok fazla katma değer gönderen bir ülke. Dolayısıyla biz Çerkezköy'ün bu büyüme hızına sınırlarındaki 3 organize sanayi bölge müdürlüğüyle Türkiye'ye örnek Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün varlığıyla beraber Çerkezköy'e, Tekirdağ'a, Türkiye'ye katma değer sağlayan bir ülkede sanayi kuruluşlarının katma değeri fazla ürün üreten sanayi kuruluşların Çerkezköy'de bulunmasından duyduğum memnuniyeti paylaşmak istiyorum. Bu memnuniyet, bu çerçevede büyüme talebimizi bir kere daha olan ifade etmek. Yani Çerkezköy bugün katma değeri fazla ürün üreten fabrikaların, sanayi kuruluşların bulunduğu bir ilçe olsun istiyoruz. Bu millet bu cumhuriyeti kolay kurmadı. Gerçekten yokluklarla aldığımız ve emin adımlarla yürüdüğümüz istikbalimize doğru hedefleri olan bir Türkiye'ye ulaşmak kolay olmadı. Ama Allah'a şükürler olsun ki şu anda 2023, 2053, 2071 hedefleri olan ve bu uğurda da sanayicisinden, işçisine, köylüsüne, memuruna kadar hep beraber omuz omuza çalışan 85 milyon olarak dünyaya meydan okuyan bir Türkiye var Allah'a şükürler olsun. Ve dünyaya meydan okuyan Türkiye'nin en büyük gücü de hiç şüphesiz ki sanayicilerimiz. İşte sanayicilerimize bu yola açan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimize, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, hepimizin gururu Profesör Doktor Mustafa Şentürk hocamıza ve bütün katılımcılara ben bu anlamda ayrı ayrı teşekkür ediyorum.